Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Bugün matem günü, bugün ayrılık günü, bugün veda günü. Vedalar bizi hep üzmüştür fakat asla alışamadığımız şeyler arasındadır. Veda demişken Roman Reigns ve lösemi hastalığı aslında toplumun içinden ne kadar uzak olduğumuzu gösteren bir başka konu bize. Ben de hani radyoloji kliniği olsun, radyoterapi olsun içinde olsam da hani Roman Reigns ben lösemiyim dedikten sonra ne kadar uzak olduğumu fark ettim bu muhabbetten. Yani lösemi insanları anlamaktan ne kadar uzakta olduğumu fark ettim. Bilmiyorum. Tabii ki niye böyle girdim? Çünkü bugün galiba konuşacağımız her segmentte ana konu bu olacak. Öncelikle ben Buğra Gür, unuttum. Gene dağıldım Roman Reigns konuşurken. Yanımızda Ahmet Tahir ve Eren Nur var. Radyo ekibinin müdavimlerinden. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ege Yürüten eskilerden var. Hoş geldin arkadaş. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Antalya? Allah ne olsun, bildiğin gibi ya. Havalar serinledi mi? Karışık, bazen serinliyor, bazen soğuyor, bazen ısınıyor. Hava bazen aniden kararıyor. İstikrarsız bir Antalya işte her zamanki gibi. Ya bu sene Konya altını sel basacak mı? Yok, bir şey olacağı yok. Daha hala sıcak şu anda. Hadi bakalım. Takip ediyorum haberleri. Bir tane de tamam, kim olduğunu bilemediğim bozuk ses bir arkadaş var. Sen de hoş geldin bozuk ses. Hoş buldum bozuk ses olarak. Cenk işte. Cenk. Bozuk ses. Ha Cenk. Ha. Cenk hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Ahmet, chat bak sayalım istersen. Evet. 19 dinleyiciyle beraberiz. Mertay, Funky Homo Safiyen, Executor, Stephen Trueway, Yes Yes Keçi Adam Eren Nur, World Class, Lucifer, Lunatic Phenomenal, Bad Influence, Ersin Baybüyük, Aska Spor, Numan İnci, Değinmezler, Headlock Master 31, Enes Yamaçer ve Kerem Erbacı, hepiniz hoş geldiniz. Evet, sunucu Ahmet olarak sen devam edebilirsin şovlara Ahmetciğim. Evet, gecenin açılışında Universal şampiyonumuz Roman Reigns malum promoyu kesiyor ve lösemi hastası olduğunu, kanser hastası olduğunu ve Universal kemerini bırakmak zorunda olduğunu herkese açıklıyor. Roman promosunun ardından kardeşleri Dean Ambrose ve Seth Rollins'le beraber alışıldık taunt'unu sergiliyor ve arka alanın yolunu tutuyor. Yani üzücü çünkü Roman Reigns federasyon açısından konuşmak gerekirse insani yan bir tarafa, federasyonun son 10 yılda çıkardığı en büyük yıldız dememizde bir sakınca yok. Ve hani bir klinik çalışan olarak söylüyorum, 2-3 sene uzak kalma ihtimali var. Evet Ege Yürüten. Yani Roman hakkında mı? Hı-hı. Yani şimdi şey, başka sporlardan gireyim. Mesela Schumacher bitkisel hayata girdi başka nedenden de olsa. Umarım Roman böyle bir şey yaşamaz yani. Çünkü şey, bitkisel hayat falan olabilecek en kötü şey yani, ölümden bile kötü. Ya da kendine gelememe, 3-4 sene bununla uğraşma. Hızlı ve acısız bir şekilde geri döner umuyoruz ki. Hepimiz için bence. Cenk? Yani nasıl desem, Roman Reigns'in cidden güçlü bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de öyle veya böyle bir gün geri döneceğini düşünüyorum. Eren Nur, ne diyorsun? Roman Reigns'in sakatlığı, federasyondaki senaryoları ve ilerleyen dönemdeki planları sekteye uğrattı mı? Evet, bayağı uğrattı. Çünkü nereye baksak WWE için bir Roman Reigns. Billboardlarda olsun, tırların üstünde resimleri olsun. Yani adam en büyük şeyi, yüzü sonuçta federasyonun. Yani en büyük dileğim hızlı iyileşmesi ve umarım ki erken fark edilmiştir ki hemen aramıza döner. Evet Ahmet. Yani saçın gitme sürecine inşallah şey yapmaz yani. Oraya gelmeden atlatır. Evet Ahmet. Roman Reigns'in gidişiyle beraber federasyonda
senaryolar, ileriye dönük planlar ve anlar ve birinden yankı yapıyor sesi. Evet. Roman başarılı veya başarısız WWE'nin son yıllarda büyük bir yıldız olarak sunduğu bir ürün. Başarılı başarısız bu çok tartışılı, çok tartışılıyor. Hala tartışılacak. Umuyorum sakatlıktan döndükten sonra. Ama tabii ki bu mevzu çok can sıkıcı. Allah şifa versin. Gerçekten çok kötü bir durum. Şirkette büyük ihtimalle taşları yeniden oynatacak bir hamle olacak bu. Çünkü ana kemerin sahibi bir anda ayrılıyor. Raw zaten sakatlardan, hastalıklardan çok çekti. Sami Zayn olsun, Kevin Owens olsun. Çok uzun süre yoklar aynı zamanda. Raw'da çok büyük bir boşluk olacak tabii ki. Bakalım nasıl kapatacaklar. Valla chat'a da sormak istiyorum. Roman Reigns'in gidişiyle WWE'ye sekteye uğrayan senaryolar, ileriye dönük planlar oldu mu? Olduysa nasıl tamiratı yapılabilir? Özellikle WrestleMania ve Royal Rumble'da Roman Reigns'in merkezde olduğu, hatta onu boş verin, 2 hafta sonra Crown Jewel'da Roman Reigns'in merkezde olduğu şovlar vardı. Cenk, ne dersin? Yani Crown Jewel'un açıkçası hani insanların çok önemsediğini düşünmüyorum ama en azından WrestleMania 35 için Drag Feud'u konuşuluyordu. Özellikle bu bayağı bir sıkıntı yaratabilir yani hayranlar açısından. Bence. Evet. Hitlak Master yazmış. Değmezler'in dediğine göre Cuma öğrenmiş WWE yetkilileri. Shane cumartesi bir röportaj vermişti. Ahmet hatırlar. Alttan alta gönderme yapmış adam. O röportaj neydi? Bilmiyorum. Yani haberleri düşmüştü ya. Evet. Numan yazmış. Oldu ve o yüzden Drew McIntyre'ın push alması öne çekilecek. Ege Yürüten. Dinlem Rose değil. Drew McIntyre öne çekilecekmiş. Ne diyorsun? Ya Drew McIntyre muazzam bir güreşçi gerçekten. Çok sevinirim böyle bir şey olsa. Olacak da zaten muhtemelen. Strowman'la Feo'da girecek gibi gözüküyor kemer için. Ana kemer için. Dean'le Seth'in mücadelesi belki oraya taşınabilir. Bir süre onlarla idare edecekler yani. Şey kapa kadar. Şey bu arada kesiyorum ama biz konuşurken Roman şu an tweet atmış herhalde. Ne yazmış? Destek veren herkese teşekkür ederim. Bana neler ifade ettiğini kelimelere sığdıramam demiş ve teşekkür etmiş hayranlarına. Evet, Asuka Spor yazmış. Harbi ulan WrestleMania mi ne olur ki demiş Main Event. Beymenser Nikli katılımcı yazmış. Roman kadar ürün sattıracak birilerini bulmaları gerekiyor. Evet, bu konuda biraz beyin fırtınası yapalım. WWE'nin önümüzdeki dönemde bayrak adamı sizce kim olacak? Ahmet. Yani ben Roman dönerse yine Roman olur ama olur da Allah korusun bir dönememe durumu olursa. Ya şimdi dönme olayını şöyle söyleyeyim. 2-3 sene olarak baz alın. Yani bir 6 ay baz almayın dönme olayını. Evet, ben yani Braun Strowman olabileceğini düşünüyorum. Evet, Lantik Phenomenal yazmış. WrestleMania'daki Shield War yerine Ambrose vs. Rollins olur. Ege, ne diyorsun? Yani şirketin stratejisi olarak part-time'ları daha çok çağırabilirler geçici süreyle. İşte Cena falan gelir. 2-3 ay takılır. Böyle geçici bir şekilde idare etmeye çalışırlar yani. Evet, belli bir süre. Zeno da demiş. Cena şirketini kurtarmak için geri döner diye. Cenk, senin bir tahminin var mı bu konuda? Sence WWE'nin ilerleyen dönemde bayrak adamı kim olur? Bayrak adamı bence kesinlikle Seth Rollins olacak. Çünkü zaten Roman Reigns bildiğiniz gibi bu süper kahraman olayını hani John Cena'dan devraldı. Şimdi ben açıkçası Seth Rollins'i çok büyük bir yük bekliyor diye düşünüyorum. Face olma yönünde. Evet, Meltzer linkli üyemiz güzel bir yorum yapmış. Braun Strowman 6 yaşındaki çocuklar için sempatik bir adam değil, onu koymazlar demiş. Erem Nur, sempatiklik boyutunu sen değerlendir. Yani benim dediğim gibi ben Braun Strowman'ın hani küçük çocuklara biraz korkunç geliyor. Sakal, cüsse filan. Ama onun yerine Seth Rollins dedi, Cenk'in dediği gibi Seth Rollins olacaktır. Hatta Roman dönene kadar heel turn bile yapmaz Seth Rollins. Top face olur Roman. Asuka Spor yazmış. Braun Strowman poster guy olabilecek. Yani bunu nasıl Türkçeleştirebiliriz düşünelim. Fiziksel özelliklere tam anlamıyla sahip değil. Ben katılıyorum. Ahmet, sen ne diyorsun? Braun
tam tersine bence tam olarak karşılayan. Yani WrestleMania öncesindeki Face Braun Strowman'a bakarsak insanüstü bir cheer alıyordu. Alexa Bliss'te olan dostluğu vesaire oldu. Bence Braun Strowman'dan da olabilir yani. Zeno yazmış. Rollins babyface falan değil. Dean çok iyi heel. Ya ben Rollins'in sakatlıklardan sonra özellikle o eski Rollins olduğunu düşünmüyorum ring içinde ve momentumun da düştüğü kanaatindeyim. Evet Cenk, ne dersin? Yani şu bir kesin ki Seth Rollins 2015 yılındaki Seth Rollins değil. Yani o heel performansı zaten herkesin özlediği bir şey. Ancak ben tam aksine sakatlıktan sonra çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle hani 2017'de, 18'de şirketi taşıma açısından önemli işler yaptı. Cena ve Roman'ı aynı anda, aynı gecede yendiği şovu falan hatırlıyorum. Yani face olarak da işini bence gayet iyi yapıyor. Yani Seth Rollins'i ben şu an cidden şirket için kusursuz adam olarak tanımlıyorum. Evet, Lantic Phenomenal farklı bir açıdan bakmış. Roman da iyi ama dev bir adam için marka değil. Bana göre Big Show, S Plus bir adam, Strowman, Egi Rüten. Yani bilmiyorum açıkçası. Bence dediğim gibi böyle dolanacaklar. Mesela 3-4 ay Drew McIntyre'la denerler. Sonra biraz Seth Rollins'le denerler. Yani böyle 4-5 face'i aynı anda yürütürler. 4-5 tane top face adayı onlar arasında gezinirler yani. Roman gibi böyle çok net biri çıkmaz. World Class yazmış. Balor yürür bu boşlukta Eren Nur. Ya Balor hani keşke yürüse ama Balor gülümsemekten başka bir yürüyüşünü görmüyorum. Hani Lashley'i aldı, galibiyet gözümüzü boyamasın ama hani Balor'a sanki hiç böyle yürüteceklerini zannetmiyorum. Net. Evet, bu konuyu çok konuşacağız ilerleyen dönemlerde. Ne olur ne olmaz. Mutlaka daha fazla değerlendirmelerimiz olacak. Crown Jewel'daki maçı da konuşuruz. Ahmet. Gecenin ilerleyen dakikalarında Bobby Lashley ve Finn Balor karşı karşıya geldi. Bobby Lashley biliyorsunuz 205 Live'den Leo Rush'la artık beraber takılıyor. Finn Balor ise Bayley ile beraber. Finn Balor roll-up'la maçı kazanıyor. Lashley ise maç sonu çıldırmış bir şekilde ringi terk ediyor. Ege Yürüten. Ya Leo Rush ya gerçekten ya. Yani sinir konusunda kendine has bir karakter. Adamı seviyorum ama istemeden de bir sus artık diyorum. Kafamı şişirdin diyorum yani. Şişirdin demiyorum tabii de neyse. Yani Leşte'ye bence çok şey katacak Leo Rush ilerleyen zamandır. Ki hala katıyor da zaten. Evet, Leo Rush hakkında söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ya bir de Finn Balor'a değineyim. Finn Balor'dan çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Ara ara upper'a çıkar, birkaç adam yener, sonra aşağıya düşer. Böyle bir koruma aldı artık. Orta vadeye takılacaktır. Evet, Lashley sakatlanmış Cenk. Evet, ben de haberi gördüm ve hani sakat haliyle tekrar güreşmesi, yani bir güreşçi için hani bence saygı duyulma açısından en önemli şeylerden bir tanesi. Umarım hani sakatlığı ağır değildir. Açıkçası çok ilgimi çeken bir güreşçi değil ama sonuçta o da bu işin bir parçasında isim yani. Numan İnci yazmış. Zaten Balor ayrılacak şirketten bana göre demiş. O da Japonya'ya dönüp döneceğini düşünüp herhalde başka şeyler yaşıyor. Ahmet ne dersin? Yok, ben Balor'ın bu saatten sonra gideceğini düşünmüyorum. Kendisinin de yani gitmek isteyeceğini de tahmin etmiyorum. Yani. Ya şimdi Amerika gibi, Birleşik Devletler gibi bir ülkenin her yerinde gezip yaşamak varken tutup Japonya'ya gitmezsin ya. Ya da ne bileyim başka yere gitmezsin ya. Bence. Bence rahatını buldu yani. Parasını alıyor. Tabii ki. Demetser Nikli üyemiz, takipçimiz yazmış. SmackDown'ın ürün sattıran iki tane top babyface karakteri var. Rav'da yok şu an öyle biri. Eren Nur. McIntyre öyle biri olabilir mi? Olabilir ama face değil de top heel olarak olabilir. Bence McIntyre hem ana kemere, Raw'ın ana kemerine hem de o spot olan bir yere gayet uyan bir isim.
Lanty Finamal yazmış. Balor bir top guy olamaz ama çok rahat bir upper mid guard olur. Zaten 3-4 ay önce main event idi bu adam. Ama şimdi yerinde Ambrose ve McIntyre gibi iki adam var. Evet. Anderson kardeşler de yaşam rahatlığı yüzünden Japonya'ya gitmiyor zaten. Anderson kardeşler kim? Anderson. The Club'dan bahsediyor. Ha. Ya abi gidilir bir Japon. Gözünü yarayayım ya. Ne yediğim bellidir. Kaplumbağa maplumbağa haşlayıp yiyor adamlar. Ya. Evet, Zeno yazmış. Ya. AJ gelir Universal dağılır, dert etmeyin. Sina'ya da AJ gelip tokatlayacak çoluk çocuğu. Balor Marshall'ın reklam yüzü olur en fazla. AJ demişken. Bu biraz ağır olmuş. AJ'yi rava çekebilirler yani. Orayı kurtarmak için. Yani evet, AJ 434'ü geçtikten sonra. Ama bir şey yapmış. Şimdi şey var. Fox'la anlaşması var SmackDown'da. Şimdi Raw'ı mı kurtaracaklar yoksa hani ne oldu House'u? Abi daha Ekim Kasım'daymış. Gelecek. Batmasına izin verirler bence direkt. Gelecek sene. Hayır, hani House of AJ Styles falan ne oldu yani şimdi hemen? Asuka Spor yazmış. Raw kadrosunun Babyface'e ihtiyacı yok. Şu an gayet güzel ilerleyebilir bu kadroyla zaten. NXT ana baba günü. Evet. Bu segment hakkında söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. O zaman Ahmet. Evet, arka alandayız. Natalya, Sasha Banks ve Bayley var arka alanda. Biliyorsunuz bu üçlü Evolution'da Riot Squad'la karşılaşacak. Show'dan önce duyurulmuştu zannediyorum bu maç. Evet. Evet, show'dan önce duyurulmuştu. Yine arka alandayız. Arka alanda Dolph Ziggler'la Drew McIntyre var. Dolph Ziggler nereye gidiyorsun diyor. Drew ise canavar avlamaya diyor. Bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı? Drew ve Dolph dostuyla alakalı olarak. Evet, sevgili Ambrose övücü. Biraz gömmeyecek misin bu adamlar? Çok yükseldi. Vallahi şey, iki tane Ambrose övücü var. Hangimiz? ya diğeri senin yan çarın oğlum. Sensin asıl oğlum. Yok, bence Cenk asıl çağır da neyse. Hakkını yemeyelim ya. Evet. Ya Drew McIntyre ne muazzam bir adam ya gerçekten. Duruşu, ring içine ilerleyişi, entrance'ı, kendini satması. Yani muazzam ya. Ambrose olmasa direkt ıslanırdım yani. Cenk? Kız olsam evlilik teklifi. Al işte. Al işte. Al işte. Ne oluyor? Yani yorumlarım hemen hemen aynı. Zaten benim de Drew McIntyre'ı çok seven bir yakın arkadaşım var. O bana bulaştırdı bu hastalığı. Dolph Ziggler'la dostluğuna gelirsek de hani Drew McIntyre tekli ilerledikten sonra Dolph Ziggler'ın çok kötü bir düşüş yaşayacağını düşünüyorum. World Class demiş. Drew için tek eksik Broken Dreams. Yani Brook Adams. Yok, bence şu anki müziği harika. Şu anki müziği muhteşem bence de. Evet. Crown Jewel'da McIntyre maça karışabilir mi? Ahmet, Pro W 58-44-34 nickli arkadaşımız sormuş. Evet. Crown Jewel'da McIntyre karışabilir. Ya ben yok. Ben Crown Jewel'da hiç uzatmadan Braun Strowman'ın kazanacağını düşünüyorum. Öyle çok fanteziye gerek yok. Ama ilerleyen safhada ilk rakibi olacaktır Drew. Zeno yazmış. Ege Yürüten, sen Ambrose'a kız olmadan da evlenme teklifi edersin yazmış. Teşekkür Saygılar, selamlar. Zeno'cum, seni severim bilirsin. Evet. Zeno da geri döndü bu arada. Ya ben Drew'u şeyi düşünüyorum. Direkt maça dahil olur. Hatta Dean de maça dahil olur. Ama bir şey diyeyim, bu adam Dünya Kupası'nda değil mi ya? Drew değil, Dean de değil. Değil mi? Ha, doğru. Evet, Zeno dönmüş mü? Dönmüş gerçekten. Ben okullar başlayınca annesi interneti kestirdi evdeki zannetmiştim. Hayda. Hayda. Şimdi sert oldu. Evet, Lesnar alıp WrestleMania main event'ına gider Crown Jewel'da demiş. Abi böyle bir şey yaşanmasın ya. Hayır. Lütfen Lesnar hayır. Hayır. Lesnar istemiyorum. Yani bence olsa mis gibi olur ama. Şu Riot Squad'ı ne zaman göreceğiz abi? Şimdi. Ekstra bir yorumunuz var mı konuyla alakalı? Yok. Ruby Riot ve Sasha Banks karşı karşıya geliyor.
Ruby Wright'te Sasha Banks karşı karşıya geliyor. Dışarıdan müdahalelerin de yardımıyla Ruby maçı kazanmasını biliyor Riot Kick'le beraber. Yani her round neden aynı maç yapılıyor? Sasha döndüğünden beri veya işte gittiğinden beri sürekli aynı maçlar dönüyor. Evolution'a duyulan maç da yani hiç zevkli bir maç değil. Yani kusura bakmayın ama Lava mı molası gibi bir maç yapmışlar. Ortaya koymuşlar. Yani birazcık yaratıcı ekip keşke beynini çalıştırsaymış. Ya ataydınız Battle Royale onlar da güreşeydi bari. Doğru. Gerçekten yani. Zaten kadronun yarısı şeyde Battle Royale'da. Bunlar da katılaydı. Evet, 4 class yazmış. 2 kadın da ayrı itici. Al işte. Katılıyorum. Evet Cenk. Biz genelde söz vermiyoruz. Herkes birbirinin sözünü kesiyor. Dinliyoruz seni Cenk. Yani Ruby Riot ne bileyim yükseliyor ama hani sürekli aynı şeyler üzerine işte yani Sarah Logan'la Liv Morgan'ın hiçbir şekilde bir katkısı olmuyor ve bu stable'ı mantıksız buluyorum bu yüzden. Yani başka da yorumum yok açıkçası. Banatik Finamal yazmış. Evolution'daki altılı kadınlar maçından turn çıkar. Evet, Evolution hiç konuşmuyoruz ya. Baba dinliyoruz seni sevgili Eranur. Yani ne konuşabiliriz ki ya? Hayatımda gördüğüm en saçma maç kart. Tamam. İlk iki şey kemer maçları güzel ama sonra herkesi Battle Royale tıkmalı ve üstüne kemer şansı için Battle Royale tıkmaları saçmalık yani. Onun yerine belli bir katılımcısı olup da bir number one contender maçı yapılabilirdi şeyler için hani brandler arası ne bileyim işte 3 tane SmackDown'dan kadın olur 3 tane Raw'dan kadın olur onları bir maça koyarsın Six Packs Challenge bir numaralı işte kim kazanırsa onun brandindeki kemere contender olur diye yani seyir zevki yüksek olan maç olabilirdi hani aklımda mesela Sasha Bailey bir de işte Riot'ı katalım. SmackDown'dan da Asuka, Naomi zaten banko. Bir de işte oraya ikoniklerden veya işte hiç böyle ya da Carmella Hanım efendim. Carmella falan. Aynen Carmella olabilir. Carmella'yı katarsın. Al sana mis gibi maç çıkar. Çünkü ringin içindeki o kalite zaten belli. Kadınların ne yapabildikleri belli. Güzel maç çıkardıkları belli. Ama bunu istemiyorlar. Direkt işin kolayına kaçıyorlar hani. Aman efsaneler de yer bulsun diye böyle Battle Royale yapıyorlar. Bulmasın mı? Bulsun. Pardon. Kadınlar devrinde belli zaten yani. Ben seviyorum kardeşim. Ne? Kadınlar devrinde laf mı ettin? Gel buraya. Zeno yazmış. Evolution konuşan bir Dwight, bir Eren, bir de Oh My Mind var zaten forumda da. Zeno ya. Devam ediyor. Eren yeter artık kadınlar güreşi çöp açıkla sen de rahatla. Asuka güreşiyor. Pereye atmışlar. Eren Nur hakkındaki ithamlara ne düşünüyorsun? Ya favori güreşçisi Ronda Rousey olduğu için bir şey söylemiyorum. Ya şimdi Ronda da sen yani. Sen ne anlarsın güreşten kardeşim? Sen bir kere oturup izledin mi kadın güreşi? Hayır izlemedin. Hayır o zaman. Laf olsun. Japonya'da konuk kadın güreşi. Keli keli geri dönüyor gençler. Evet. Of. Ne güzel. Roll up yapan diyenler bir yazsın. Lütfen. Abi roll up'a gerek yok. Face yapardı diyenler. Ringde iplere giderken o saçların arkasına doğru salınsa gene yeter. Hayda. Crown Jewel'daki Dünya Kupası gerçekten Dünya Kupası sevgili Pro Wrestling kardeşim. Pardon sevgili Pro W584434 kardeşim. Gerçekten Dünya Kupası. Aynı soruyu 5 defa sorma görüyorum yani. Zamanı gelince soracağım. Bir şey ya Charles'ın Evolution şey çok manalı bir pay-per-view olmayacak gibi. Lafınızı kesin evet. Özür dilerim ama PV'nin iki araba plakası gibi. Lunatic Phenomenal demiş. Evolution Show'u Ekim ayında Ekim devrimi Vol 2 hayırlı olsun. Ne? Hayırlı olsun. Doğru. Doğru.
Verin Eternals'ı. Verin Eternals'ı. Asuka alır. Bekir'i karşısına çıkar. Abaz yazmış. Dominant kadınları sevenlerde gizli geylik veya pasif geyliğe eğilim olabilirmiş. Ronda fanları çok tehlikeli. Bunu niye yazdın ya? Dünyanın en iyi tespit olabilir. Doğru. Doğru. Dominant. Evet doğru. Abi dominant bizim teyze vardı. 7 hafta falan ayakta kapattı Charlotte'a karşı. Ben gizli gay mi oldum şimdi ya? Ege yürüten zaten sen Ambrose sevginden ötürü bazı şeyler ortada yani. Hayda. Yanlış anlama da. Bu arada takır tukur ses geliyorsa saat 21.35 evet. Ve maalesef apartmanımızın yan komşularından birinde tadilat var. Saat 20... Peki 21.35'te neden tadilatlar onu ben de bilmiyorum. Evet Ahmet söz sende. O zaman devam ediyoruz şova. D-Generation X, Triple H ve Shawn Michaels biliyorsunuz. Brothers of Destruction'la karşılaşacak, özür dilerim. Crown Jewel'da. Bununla alakalı olarak bir promo kesiyor Triple H ve Shawn Michaels. Onları bölen isimse Undertaker ve Kane oluyor. Undertaker ve Kane mezarın başında toprak atarken burası da bu promoda böylelikle son buluyor. Evet, söze biriniz girebilir. Cenk. Ben gireyim. Ya açıkçası dürüst olmam gerekirse ben izlemedim bu segmenti. Çünkü açılış ve kapanış o kadar bombaydı ki tüm gün ona odaklandık. Sadece Shawn Michaels'ı biraz konuştuğunu gördüm. Açıkçası yani çok insanların ilgisini çeken bir feud olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten sırf hani Crown Jewel'da para için yapılan bir şey. Eren Nur. Yani Undertaker ve Kane'in gelip mezar kazması güzel bir şey ama işte hani para için yapılması, Cenk'in dediği gibi para için yapılması. Ya başka ne için yapılacak abi? Zevki... Adam Dyson'ın oğlunu mu gömecek? Bu nasıl bir şey ya? Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki para için yapılacak yani. Bir şey sorabilir miyim? 55 yaşındaki dayıların yani sırf prim adına güreşmesinden memnun musun? Abi bu bozuk sesi niye aldınız buraya ya? Evet Ahmet sen ne diyorsun kardeşim? Bir daha gelmiyor. Yani Shawn Michaels ne zaman olursa olsun bir markadır. Keza Undertaker'da, Triple H'de, Kane'de. Ben maldı. Tabii ki canım. Yani ben bunları görmeyi eğer ki sağlıkları el veriyorsa asla hayır demem. Konuyla ilgili görüşüm budur. Teşekkürler. Evet Ege Yürüten. Ya ben tam tersi düşünüyorum bu konuda. Artık yani rating için veya başka bir şey için zırt pırt önümüze çıkartmalarından gına geldi. Hepsinin Shawn Michaels'ın emeklilikten dönmesi çok saçma. Koçum geçen sene aynı segmentlerde 2016 sonunda 2017 sonunda değişik tipler çıkarken daha mı mutluydu? Ne gibi? İşte 205 live güreşçileri hareketler yaparken ringin içinde ya, daha mı mutluydu? Artık mesela tam Triple H Undertaker kaç defa feyoda girdi yani. Zorlamaya gerek yok bence. Doğallığını bozuyor bu işin. Ben mesela bu feyodun amacını anlamadım yani. Olay ne burada? Yok. Bir şey yok ortada. Yani Shawn Michaels'ın dönüşü daha bomba olmalıydı ya bence de. Ya klasik Arap görgüsüzlüğü tabii. Adamlar mezardan Ultimate Warrior'ı çıkaralım demiş yani. Düşünün siz. Yokozuna'yı çıkartalım. Yokozuna. Abi yani WCW bunu yaptı zaten. Hani ringde iki tane Ultimate Warrior güreştirdi. Yani tekrar öyle bir şey yapılabilir. Birisi Ultimate Warrior kılığında da dönebilir. Ben hayır olmaz diyemiyorum yani. Seneye belki Ultimate Warrior'ı izleriz. Ahmet. Ultimate Warrior mı izleriz? Yani evet. Diyecek bir şey yok. 60 milyonların küçüğü. Elindekilere evet. Güvenmiyorlar. Elindekilere güvenmedikleri için de sürekli eskilere başvurmak zorunda kalıyorlar. Ama bu kısır döngüye dönüyor bir yerden sonra. Doğru. Çünkü biz bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Çünkü reytingler çok kötü. Çünkü WWE artık yıldız üretemiyor ve eskiye bağımlı bir durumda. Ne yapsınlar adamlar? Başka bir şeyleri yok yani. Nasıl yıldız üretemiyor abi ya? Kesinlikle yıldız üretemiyor. Yani yıldız üretseler... Abi Jinder Mahal gibi bir adam varken ne demek yıldız üretmiyor? Evet. Evet kesinlikle ya. O zaman Jinder Mahal... Çok banıyor adam ya. Jinder Mahal demişken...
Bilemiyorum, ben şey bekliyorum yani, Buğra Bey'den komut bekliyorum. Evet. Dance break. Şant. Şant evet. Yapalım o zaman. Evet, dinliyoruz. Lütfen katılın bana. Tamam. Şanti. Şanti. Kaldır. Şanti. Şanti. Oh, ıslandım. Ne? O zaman devam ediyoruz. Yalnız Değmezser nickli takipçimiz Cemal Kaşıkçı'nın Crown Jewel main event'ında return yapma ihtimali demiş. bu son zamanlarda abi, okuduğum en iyi şey ya. Arne ne diyor? Bizim gratistik hanımefendilere de yollayalım oraya. İzdam çıkarsınlar. Alıştı. Erem Nur makyaj yapıyor musun Erem Nur'u? Hayır, makyaj yapmıyorum ama gratisten alışveriş yapıyorum. İzdama girdin mi? Nasıldı? Hayır, girmedim. Çünkü niye gireyim? Bir şey soracağım. Makyaj yapmıyorsan niye gratisten alışveriş yapıyorsun? Çünkü maske alıyorum. Şampuan alıyorum. Aska maskesi mi? Erem Nur sen de bak. Erem Nur sen de tam Avon satan kız tipi var. Erol'da fena pes atan bir tip var ya. Evet, atıyorum, doğrudur. Satıyor musun? Abi yollayıp atıyorum. Bize bana iki tane erkek parfümü yazsana Eren Nur Başkan ya. Şey vereyim mi? Kol sürtmeli var ya şu broşürleri Avon'un. Evet başkan. Evet. 15 yıl öncesinin teknolojisi artık yapıldım bilmiyorum. Erol yolla Agüero'ya Arapası, yolla üçgene. Ahmet. Ben pesçi değilim, hafif acıyım. Evet. Bir profesyonellik örneği izliyoruz. Paul Heyman, Brock Lesnar'ın avukatı kendisi biliyorsunuz. Müvekkili Brock Lesnar'la ilgili bir promo kesiyor. Crown Jewel'da Braun Strowman'la karşılaşacak Brock Lesnar. Universal şampiyonluğunun ortada olduğu maçta. Heyman tabii ki Roman Reigns'le ilgili görüşlerini de düşüncelerini de belirtmekten çekinmiyor. Cenk Adacı. Evet. Yani Paul Heyman zaten bu arada, adam için... Ben yayının başında tanıtmayı unuttum. Cenk Adacı YouTube WWE Turkey kanalının admini. Bu videoya da backlink bırakalım. Evet Cenk. Güreş Türkiye'de çeviri yaptım. Neden eklemedin? Yani çeviri meviri bunları bunları herkes yapıyor. Eren Nur da yapıyor. Ahmet sen yapıyor muydun kardeşim? Yapıyorum. Ben çeviri yapmıyorum. Allah Allah. Evet Cenk. Benim İngilizcem bırak, kötü. Brock Lesnar'daydık henüz. Ya şey diyecek, Paul Heyman hani bahsediyordun. Ya Paul Heyman için zaten bir promo kesmek ritüel haline geldiği için adam hani her zamanki profesyonelliğini konuşturdu. Daha sonra yanılmıyorsam Strowman geldi onu kesti. Ve klasik siyasetçi vaatlerinden birini verdi. İşte Crown Jewel'da şöyle yapacağım, böyle yapacağım tarzında. Bilmiyorum, ben güvenemiyorum yani Strowman'a. Geyrutan. Ya başta dediğin gibi Drew ve Ambrose maça girecek yani. Yapabilecekleri bir şey yok çünkü ortada. Dean sadece sete mi saldıracak? Eren Nur. Ya ben de iki kişinin arasında geçmeyeceğini zannediyorum. Ayrıca Strowman olan inancım Money in the Bank çantası boşa gittiğinde o da gitti yani onunla beraber. Adam kaç haftadır meydan okuyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım ve hiçbir şey yapamıyor. Anca get decent diye bağırır, bir de mix match challenge kazanır. Doğru. Test, onun özeti. Evet. Ahmet. Bu arada daha tam bitmemiştim ama ben kesmiştim ama Paul Heyman'ı Braun Strowman bölüyor. Braun Strowman işte kemeri kazanacağından vesaire bahsederken arkasını döndüğünde Drew McIntyre onu Claymore'la karşılıyor. Drew McIntyre da yine bütün karizmasıyla orayı terk ediyor akabinde. Ben heyecanlıyım yani Raw'ın önümüzdeki dönemde getirecekleri için. Bence bir Braun Strowman, Drew McIntyre feud'u göreceğiz kemer için. Bence çok iyi bir ikililer. Kimyaları iyi uyuşabilir. Heyecanlıyım yani. Kerem Erbağcı yazmış. Abi bir kere Braun Strowman'da main title vasfı yok. Zaten niye Kılıçdaroğlu? Zaten siyasi.
Uğur yazmış. Doğru olabilir mi? Dean maça girerse tuş olmak için girer. Ha 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 demiş. Zaten öyle olacak. Seth çünkü şeyi dikkatini dağıtacak yani öyle bir şey olursa. Sebin yazmış. Son yılların en iyi Raw show'u mu oldu bu? Bilmiyorum. Bakalım yani, en sonda değerlendireceğiz 5 üzerinden. Evet. Ahmet, sen bu konu hakkında başka söylemek isteyen bir şey var mı? Genel olarak zaten çok konuştuk. Yok, hayır. Devam edebiliriz o zaman. Elias yine ringde. Elias her zamanki gitar dinletisini sunuyor. Bu sefer yine ikinci kez üst üste onu Apollo Crews bölüyor. Apollo Crews biliyorsunuz 2 haftada Raw'da süre alıyor Elias'a karşı ve ikili maça çıkıyor. Maçı Drift Bay'le Elias kazanıyor. Evet, bir şey demek iste. Ben başlayayım o zaman. Seth Rollins eğer ana kemerse yani main event seviyesine çıkarsa artık hani kıtalar arası kemerin Elias'a geçmesini istiyorum. Çünkü bu adamın aldığı tepki belli. Yapabildiği şeyler belli. Gayet iyi performans gösteriyor ringçi olarak da. Artık Elias'ın bir kemer alması lazım buralarda. Evet, Elias'ın genel performansı ve kariyeri hakkında Cenk'in görüşlerini bilmiyoruz. Cenk. Elias yani kesinlikle her hafta özellikle seyircilere işte onların şehirleri hakkında, kültürleri hakkında attığı laflar hani cidden çok eğlenceliydi. Açıkçası ben Kevin Owens'la hani takım şampiyonluğunu kazanmasını çok istiyordum. Çok iyi uyumlu ikiliydiler ama maalesef Owens'ın sakatlığı yaşandı. Yani Eren Nur'a açıkçası katılıyorum. Elias Intercontinental kemerini gayet iyi bir şekilde taşıyabilir. Ege Yürüten. Ya ben Elias'ın ilgili şeyleri gelecek segmentte söylemek istiyorum açıkçası. Burada çünkü söylenecek çok da bir şey yok yani. Evet. Numan yazmış. Ambrose heel turn yapsa bile yılın hala en iyi heel'ı Jay White demiş. Bunu YouTube'a atacak mıyız? Evet. Tamam o zaman chatbot'tan yazıyor. Ahmet. Evet, devam ediyoruz o zaman. Elias bir kere daha ringde. Bu sefer özür diliyorum. Ringde değil, rampada kendisi. Konuşuyor. Tam konuşacakken Baron Corbin kendisini bozuyor. Baron Corbin'in müziğini duyuyoruz. Bir kontrat töreni olacağından bahsediyor. Ve Elias arka alana yolluyor. Ama Elias geri dönüp Corbin'in sırtında gitarı parçalıyor. Elias'ın tam bir atarlı hırçın çocuk olması ve haftalardır müziğini bölmelerinin hıncını Baron Corbin'den çıkarması. Erem'le ne diyorsun? Ya Elias'ın şaşırtı face turn'ı. Yani umarım buradan artık bir kemere doğru, bir başka bir başarıya doğru yürümesini umuyorum dediğim gibi. Baron Corbin'le feud'a girecekse kemer zor tabi. Cenk. Yani dediğin gibi Baron Corbin'le feud'a girmesi hani onu kemere sürüklemez ama ben bazı insanların hani face turn yaptığı tarzında bir yorumlarını okudum. Açıkçası o konuda biraz kafam karıştı. Yani Elias için böyle bir şeye hiç gerek yok bence hani. Yani çeşitlilik adına da olsa. Elias kesinlikle her zaman olduğu gibi seyircilere bulaşan bir tip olarak devam etmeli. Yani Baron Corbin'in üzerinden turn yapıldığında gördüm ya. Müthiş bir karakter gelişimi gerçekten. Bunu sarkastik olarak söylemiyorum yani. Baron Corbin'le segmentlerine 2 sene önce horluyordun. Şimdi ne düşünüyorsun? O hali geri dönsün gene horlayacağım. Constable'da ama çok iyi bir durumda şu anda. Evet. Ama 2 sene evvel gerçekten horlanacak gibiydi yani. Zeno yazmış. Corbin'le feud'a girerse Angle'ın yancısı olur en fazla. Elias'a kemer lazım demiş Hitlock Master. Asuka Spor gerçekten vurmuyorlar ki abi birbirlerine demiş. Ya Zahre'nin olayı gibi oldu bu da iyice. Lantik Phenomenal. Buru abi biz bunları biliyoruz zaten. Sen neden isim fiiliyle konuşuyorsun? Derken. Evet, Kerem Erbacı demiş. Abi bir kere Elias'ta face guy vasfı yok. Doğru. Doğru. Çünkü o gönüllerin heel'ı. Ya abi gitar çalarken ne bileyim laf sokmayacaksa bence çok da bir anlamı yok. Doğru. Gitar çalması. İnşallah seyirci alamaz.
Corbin yine upper low card'a çekildi demiş. Upper low card. Ya bence öyle. Bence öyle bir klasman yok. Ben o mid card bence. Abi jobber low mid upper main event. Öyle değil mi yani? Evet Ege Yürüten. Harikasın ya. Güzel, tam güzel zaten. Tam bir mühendissin gerçekten. Ahmet, Ahmet sıradaki segmente geçebiliriz. Kontrat töreni var sırada. Bir Diva Nikki Bella bir güreşçiyle, bir dövüşçüyle karşılaşacak biliyorsunuz Evolution'da. Ronda Rousey ile karşılaşacak ve bunun kontrat töreni var. Nikki Bella ve Brie Bella geldiklerinde önce bir kaçıyorlar. Daha sonra Bella'ların anancılık yaptığını görüyoruz. Annen senden... Annen senden utanacak vesaire diye bir Diva yenildiğinde vesaire diye iddialı sözler duyuyoruz Ronda'ya karşı. Ronda biliyorsunuz şampiyon kendisi. 2 ay aşkın süredir şampiyon. İmzalıyorlar ve tören böylelikle son buluyor. Ya acaba Bella Ronda maçında 2'ye 1 olmayacak değil mi maç? Yok, teke tek. Teke tek olacak, okey. Bence orada bir iki senaryosu izleyeceğiz tekrar. Ringde değişecekler gibi duruyor. Hani ha. Nikki çıkacak, biri girecek. Ha. Biri girecek Nikki. Bella ile Ronda öpüşür diyorsun. Kardeşim. Evliliği olayı gibi. Bir şeyler olur diyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Ege Yürüten? Ya şu arancı kısmına çok güldüm gerçekten. Ya zaten Nikki Bella'nın olgunluk olarak da lise mezunundan farklı olmadığını düşünürsek mantıklı bence. Numan meme farkından olmaz o iş yazmış. Kardeşim senin gibi herkes meme... Senin gibi herkes memelerinden bakıyor zannediyorsun. Allah Allah ya. Evet Cenk. Bertan yazmış. Kendine var falları seks manyağı. Cenk. Ne alaka lan? Bir dakika, Mert'e katılıyorum. Evet şeyden bahsediyorduk. Ronda, Nikki Bella, Brie Bella her neyse. Açıkçası ben segment çok hoşuma gitmedi. Yani Nikki tokat attı. Ronda da hani sana söz verdim vurmayacağım deyip gitti. Bilmiyorum, çok ergence bir atardı bence. Hani orada Ronda'nın en azından Nikki'ye saldırmasını beklerdim. Evet, Twin Magic olur mu sevgili Ahmet? Twin Magic olur mu? Zannetmiyorum. Yok hayır. Ne, genel olarak ne düşünüyorsun bu feud hakkında? Yani Ronda Rousey'nin... Cena, Daniel Bryan üçgeninde Bella'ların, Ronda'nın geçen haftaki sözleri olsun, bu haftaki anancı tutumları olsun. Tam bel altı çalışıyorlar birbirlerine. Ne düşünüyorsun bu feud hakkında genel olarak? Ya yani Nikki Bella'nın olduğu bir olayda çok güreşten bahsetmek mümkün değil maalesef. Ama Ronda Rousey'nin olduğu bir şeyde bahsedebiliriz. Ronda Rousey daha taze şampiyon oldu. Çok kemeri hemen kaybedeceğini düşünmüyorum. Gene bir 434 yapar diyoruz. Yani yapabilir. Kim? Raw'ın en fazla şey yapsa. Nikki Bella. Charlotte galiba. Nikki Bella. Hayır. Raw kadına. Kardeşim onda ben onu da geçer diyorum işte. Ha geçerse de kimse dur diyemez. Yani. Kim dur diyebilir ki şu an? Aynen. Charlotte Flair Raw'a geçecek, o durduracak yani. It Like Monster main event maçının tuvalet molası maçı olması. Bu Evolution Show'undaki maç. Evet. Hayır, Raw'dan bahsediyor herhalde. Ha, evet, Ahmet. Devam ediyoruz o zaman. Hı-hı. Fatal 4-Way maçı Ember Moon, Dana Brooke, Nia Jax ve Tamina karşı karşıya geliyor. Ember Moon, Moon Eclipse'de tuşu buluyor Tamina'yı tuş ederek. Tamina Nala babası gibi güreşmesi. Evet. Başka diyecek bir şeyim yok. Var mı Cenk'i söyleyeceğim bir şey? Benim de yok açıkçası. Hiçbir fikrim yok. Ahmet? Yok, benim de yok ekstra. Tamam, geçebiliriz. Evet, arka alandayız. Trish ve Lita takım olacaklar biliyorsunuz ve Evolution'a maça çıkacaklar. Arka alanda röportaj verirken onları Alicia Fox bölüyor. Alicia her zaman gibi gözdağı verirken Mickey arkadan fırlıyor veteranlara. Face ikili kavgayı üstün kapatıyorlar. Galiba burada çok konuşacak bir şey yok ama Charlie Caruso çok şık olmuş. Onu belirtmek istedim. Alicia Fox da
Aleister Fox da çok güzel kadınmış yani. Jinder'la beraber olduktan sonra gözüm kaydı çok. Bir şey soracağım. Niye? Ben her Raw'ı açtığımda neden sürekli ya Mickie James ya Aleister Fox dayak yiyor? Bu kadınlar kum torbası niyetini hep kullanıyorlar. Heelsen ve zayıfsan dayak yersin. Doğru. Ege Yürüten'in düz mantık devam etmesi sürekli. Ama ya şirket düz mantık takılıyor. Benim suçum değil ki. Doğru. Geçen sene bugünlerde Alişe Fox'un o çatlak şeyi güzeldi ama neyse devam edelim. Ahmet Jinder'a bile güzel adam diyor zaten boş verin demiş. Bu arada ama Alişe Fox güzel ki. Zeno yazmış. Herkes Brie Bella'nın, Nikki Bella'nın, Ronda'nın memesinden bahsediyor. Sonra kadın güreşi düşmanı ben oluyorum yazmış. Bu Zeno'nun haklılık oranı gün geçtikçe artıyor bu forumda ya. Yaklaşanın farkında mısınız beyler? Kanaat önder olacak. İşte. Alişan Fox seviyoruz yazmış. Lanetik finamını. Becky Lynch konuşsak keşke. Evet yarın. Buğra Gür'ün memesi demiş Enes Yamaç Er. Kardeşim WhatsApp'tan yaz. Ben sana caps atarım. Kapı büyük. Ne? Evet Ahmet. Main event'teyiz. Takımlar şampiyonluğu maçında Drew McIntyre ve Dolph Ziggler Seth Rollins ve Dean Ambrose ile karşı karşıya geliyorlar. Maçı kazanan ekip Dean Ambrose ve Seth Rollins. Böylelikle Seth Rollins double champion oluyor. Hem Intercontinental Cameron taşıyor hem de Raw takımlar şampiyonunu taşıyor. Bir de şirketi üstüne yapacaklar diye bir korkum var benim ama ona az sonra geleceğiz. Ve sonunda da Dean Ambrose'la Rollins dostane bir şekilde bu duygusal günde kemer galibiyetlerini kutlarken Dean Ambrose'dan 4 edits. Ve Dean Ambrose acısını çıkartıyor Seth Rollins'ten. Seth Rollins'i paramparça ederek. Böylelikle show kapanıyor. Senelerce konuşulacak bir Raw show oldu böylelikle. Evet Ege Yürüten. Ben Cenk'e soruyorum önce. Onun çünkü çok dolu şeyleri var yani. Görüşleri var. Bir yardırsın. Cenk. Teşekkür ederim. Öncelikle titrediğimi belirtmek istiyorum. Bu Ege Yürütenliğe giriyor biraz. Oh açıkçası... Arkada bir oh dedi de. Abdı. Şöyle konuşmak istiyorum. Açıkçası ben şeyden dolayı çok rahatsızdım. Bu her hafta işte böyle Ambrose'un sürekli bir trip atmasından böyle heel turn sinyal vermesinden dolayı çok rahatsızdım ama bu durumda bu kadar iyi heel turn beklemiyordum. Hani yani diyordum ki neden bunlar böyle her hafta bir sinyal veriyor? Nereye bağlayabilirler diye düşünürken böyle bir gecede bağlamaları çok hoş oldu. Çok güzel oldu bence. WWE'yi tebrik ediyorum. Bence bu heel turn işinin altından iyi kalktılar. Ege. Ya ben de 3 yıldır falan bekliyordum yani Ambrose kemeri kaybettikten beri. Yani çok güzel bir heel turn'dü. Bugün olmasını beklemiyordum açıkçası. Ama çok iyi noktadan vuruş yaptılar. Ben ileriki haftalarda şey bekliyorum. Roman Reigns'e sert laflar bekliyorum yani. Ambrose'un karakterini ilerletmek için. Becky'nin tarifesi işte. Becky nasıl Edge'e laf attı bu abimek için? Aynı mantık. Şey tarifesi. Nikki Bella Ronda Rousey'i belaltı yapar diyorsun. İşte şey falan da ya Roman'a. İşte şey kontrol alanında kurt, kontrol olmasan dayak yiyecekti falan der. Yani. O tarz bir laf söyler. Bence. Evet Eren Nur. Yani daha Roman şokunu atlatamamışken Dean Ambrose'un beklenmedik heel turn'ü beni derinden sarstı ve duygusallaştım bayağı. Ama yani Dean Ambrose'un yaptığı oyunculuk hani rol çok iyiydi. Hani sonuçta şirketteki uzun süredir arkadaşınız kanser olduğunu açıklayıp bir süre sonra uzaklaşıyor. Ama siz gecenin sonunda diğer kardeşiniz olarak saydığınız birisine saldırıyorsunuz. Ama bu gerçekten hani konsantre ve şey isteyen, duygusuzluk isteyen bir şey. Onun dışında yine Ambrose için en hayırlısı oldu. Benim görüşüm bu kadar. Ahmet? Yani Seth Rollins'in 4 yıl oldu tahmin ediyorum heel turn'un üzerinden. Shield'ı satmasının üzerinden. Hala konuşuyoruz.
bu da aynı şekilde hala konuşacağız. Senelerce konuşulacak, devam edilecek bir mevzuydu. Dean Ambrose sonunda hak ettiğini aldı. Shield da hep bir gölge altındaydı. Hak etmediği bir şekilde bir gölgenin altındaydı. Seth ve Roman'ın altında. Ve ben bundan mutlu değildim bu durumdan dolayı. Şimdi çok mutluyum Dean Ambrose için. Umuyorum yürüye durur. Evet, haftaya daha çok genişler heel senaryosu. Daha ayrıntılı konuşuruz. Şimdi çok üstün körü konuşmaya çok gerek yok. Zaten bir saati doldurmak üzereyiz. Radyo yayında çok uzamasın. Dinleme oranı azalıyor. O zaman hemen hızlıca 5 üzerinden Raw'a kaç puan verirsiniz Ahmet? Yani tarihi bir şov olduğunu düşünürsek 4.5 verebilirim. Ege Yürüten? Yani Roman'ın şeyine iyi demek puan olarak ne bileyim mantıklı gelmiyor. Hı hı. Ama dinin olayından dolayı 5 veriyorum yani. Cenk? Açıkçası ben de sadece açılış ve kapanıştan dolayı şovun 5'e hak ettiğini düşünüyorum. Eremnur. Tamam hani puandan bir şey olmaz ama. Ben aynı kadınlar maçı yüzünden 4 veriyorum. Evet ben de 5 veriyorum, uzun süre unutamayacağımız bir şov olduğunu düşünüyorum. Aramıza katılan bu gece Ege Yürüten, Cenk Hadıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ahmet Tahir, Eremnur zaten hep beraber bizdeler. İlerleyen haftalarda Ege'yi ve Cenk'i görmemiz dileğiyle diyelim. Tekrardan çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.